Selamun aleyküm. Ne yapıyorum? Şu dolabı dedim. Şey arıyordum. Söyleyin. Ay, dolma fıstığı arıyordum. Bir paket olacaktı. Onu ararken onu çıkar, bunu çıkar. Dedim bir de düzenleyeyim ya. Bulamadım tabii şu anda. Bunlar bu parlak kağıtlar. Ben koymuştum. Şöyle. Şöyle boşalttım buraya hepsini. Ama kuş üzümüm var da bozulmuş. Bozulmuş vallahi kuş üzümü. Şöyle bir kavanozda bu geçen senedendi. Çürüyotum vardı, o da gitmiş. Olur öyle, senede bir kere kapları değiştirmek. Yeniden tazelemek lazım baharatlarda. Çünkü yapıyor onu diyorum. Var mı yok. Vallahi ben de tam buralara pek karışmıyorum da şu üstte. Ama şunları biliyorum. Yusuf'u önde olması gerekenle mamaları şöyle ilk elimizi açtığımız zaman bulmamız lazım. Yusuf'a ait. Koyayım. Ne var? İrmik var. İrmiği nereye boşaltsam? Yine aldık kedi irmik. Kürdan. Allah, benim fıstık nereye gitti? Olmalı fıstığım nereye gitti? Bilemedim ki. Geldim valla. Esra bir yere koymuştur. Belki çekmeceye koymuştur ama. Bu neymiş? Galeta. Bunlar bana ait kaynatacağım şeyler. Bunları dolabın içine koyabilirim. Evet, mercimek. Şu tarhana herhalde. Geçen seneden. Bilemedim, kokusunu pek anlayamadım. Esra baksın. Bazen bana kötü kokar. İyidir ama. Ay, ben diyorum bir gazete kağıdı koymam lazım. Esra siliyor devam. O yüzden problem yok. Böyle bir şey de çıkmıyor. Benim baharatlar var. Kaynatmam gereken. Kendime ait. Kalsın bakalım yine gözümün önünde. Yok böyle durmaz. Tepemize düşer. Böyle bir köşeye koyayım desem. Ya
şey yapmayı düşünüyordum. Biber dolması var ya. Buzlukta biber var. Dolması diyorum. Biberi dedim doldurayım fıstıklı üzümle. Esra biliyorsunuz bugün evde değil. Dükkana gitti. Çocuğu uyuttum. Kızı aldım okuldan. Çocuğun yemeğini yedirdim. Dedim bir de yemek yapayım. Kız geçti dinlenmeye. Biraz dinlensin. Artık annesi gelince mi babası gelince mi ders çalışır. Bilmiyorum. Ben karışmıyorum ders işine. O da çünkü çok nazlanır. Karışmaya kalkarsa. Şu kasma falan sahibi göstereyim. Şu pirinç önde dursun. Şimdi şehriyeler. Galitonu. Aslında şunu kapağı şurada alayım orada. Allah'ım. Karbonatımız temizlikte falan İstanbul'da kullanılıyor. Sirkeyle. Doğal temizlik. Şurada. On para etmez incir varmış azıcık. Bu da güzel çıkmadı. Şöyle gün önünde dursun da yenir atılır. Sumak. Sumaksız olmaz. Salata. Şu üzüm. Küçük üzüm değil ama idare eder. Şundakini çözemem. Aa, bundaki şey herhalde. Evet. Pirincim şuraya koyayım. Çözemedim bunu. Uğraşacağım. Tam çözemediğim için bilemedim. Galetanonu bu tarafa koy. Başka bir kaba koyabilirim. Günlük bunlar da galetanonu daha değişik bir kavanozla kullanabilirim. Köri sosum acaba yazmamış ama. Koyayım baharatları. Ne var ne var. Burada bu şey. Biliyorum. Ay. Sahi alalım bardakları. Fazlalıkları. Ondan kime kaldı? Yusuf'a kaldı. Almış ama demek ki bir işe yarıyor evde. Ben pek kullanmam. Şunları çocuğum. Evet. Bulamadım fıstığı. Bilemedim ya. Bir de başka yere mi koydum? İçine de baktım. Her yere baktım. Allah Allah, bu ne acaba? Bunu da bilmiyorum.
çekirdek bayatlamış kalmış orada. Şunlar da Sari'nin yine su kapları. Yusuf'un, Sari'nin. Hindistan cevizi. Ana kız bunların faaliyetleri oluyor. Bazı akşamları tatlı yapıyorlar. Kek yapıyorlar. Yeşil çay. Bilmiyorum. Şunları da koyalım da şurupları. Ondan sonra Esra bunları ayırır. Bir müddet kalır. Ondan sonra kaldırırız. Çocuklar iyileşir. Şurada gülecek. Kuş yüzüme. Bırakılacak. Şöyle kalsın bakalım. İrmik. Onu bir pakete dökeceğim de şu mu? İrmik çözemedim ya. Yok. Galeta o. Galeta o. Yine bak buraya koydum. Şurada peçetelik kalsın. Biri geldi mi lazım olur. Sari Hanım'ın oyuncağı burada. Buldum. Buldum. Şeyle birlikte almışım. Şurada da köpüşlere yemek hazırladık. Yeter. Bu da yeter zaten. Bir paket vardı diyorum ya. Ne zamandır onu bir hallederim. Şunları bir çalkalayıp koyayım buzdolabına. Ay buzdolabına diyor, bulaşık makinesine. Kafaya bak bendeki. Çalkalayıp buzdolabına koyacağım. Ne akıllı kadınım ya. Elektriği de yakmamışım bu arada. İnşallah karanlık olmamıştır. Çöreotum bir kavanoz taze var. Bunlar çünkü baharatlar şart. Bu şekerim küçük, piknik şekerim. Nesquik. Bir kere aldırdılar. Ondan sonra öyle kaldı. Susamım. Kalın tuzum. Susamla çöreotu aynı. Bir sağda kalsın. Karantiliyim. Yeni bahar. Kalsın şöyle yeni bahar. İşte Sari Hanım'ın 5 yaşmış. Niye saklıyorlarsa. Saklarız atarız ondan sonra da. Gerçi bu bitmiş. Burada niye bekliyor ki?
de üzümüm yok. İnşallah size arar. Ya da başka bir şey mi yapsam? Bulmayın yarın da yapsam olur. Zaten 5 tane oda yetmez ki. 5 tane biber, bir 5 tane daha almak lazım. Bardakları unutmuşum orada. Bakma sen böyle sahnenin plastikleri şurada dursun. Makineyi çalıştırırım. Ondan sonra bakarım ne yemeği yapayım. Aslında kuru fasulye de güzel olur ya. Değil mi pilavla? Pazartesi günleri yaparlar ya. İşyerlerinde olsun her yerde. Genelde pazartesi günlerine denk getirirler. Olmadı. Olmadı. Sıkıştırmaya çalışıyorum düz olarak. Ondan sonra yıkanmaz. Çıktı kavuk gibi ama inşallah tüp soyulmamıştır. Yemekte şey yapamadım ya, karar veremedim açıkçası. Onca kafam takıldı. Sebzem var. Ama ne yapacağıma karar veremiyorum işte. Thank you.
karar vereyim de ne yapacağıma karar veremedim ya. Ay bizim canın önüne bakın. Bezleri buraya kalsın yine. Karar verdim. Bugün dükkanda kuru fasulye pişiyor. Evde de pişmesin. Evde de yeşil mercimek pişti. Yunus da seviyor zaten yeşil mercimeği. Yemeğini yapacağım. Şöyle buzlukta şey vardı, hamurum vardı. Geçen mantıdan kalmıştı. Buzluğa attım. Sağ olsun onu böyle küçük küçük erişte gibi kesiyorum, bırakıyorum unlayıp. Saldıktan sonra içine atıyorum hamur biraz da olsa. Normalde şehriye de atabilirsin. Arpa şehriye ama. Başka ne yapayım? Bak buldum. Patlıcan falan var da. Yeni bitti patlıcanımız. O yüzden ayrıca hafta ortası yaparım onları. Bir haşlamaya. Biraz oldu sanki bu. Bana az geldi. Yunus da sevdiği için. Hepsini koy gitsin. Şunda makineye atayım, yıkansın. Yani işte bu koyayım da yarın falan yapabilirim. Azıcık aşağı inersem Esra gelince biber alayım. Bunu yaptığımı bilmiyorum, yanına ne yaparım. Bir bu çıksın ortaya. Ay bazen problem oluyor bunlar ya da yıkarken beni çıldırtıyorlar. Dokuz basar. Bekliyorum. Ay. Sare de diyor, ben diyor poğaça yedim babaanne iki tane. Akşam annesi çok güzel poğaça yaptı ama bak burada poşette şöyle koyduk. O yüzden diyor acıkmadım, şimdi bana hazırlama yemek. Dedim tamam kızım, nasıl istiyorsan şimdi atayım makineye de makineyi yavaş yavaş çalıştırırım. Çok da karanlık bizim burası ya. Bayağı dedi karanlık değil mi? Bu da yıkansın kavanoz. Not alsın Esra. Yeşil mercimeğimiz yok. Esra bir şey yapıyor onları. Market işi yaparken hemen bunları eksikleri yazıyor. İyi de oluyor. Eksikler yazılı. Ne eksik ne gedik biliyoruz en azından. Bilmiyorum, ben seviyorum. Belki siz de seviyorsunuzdur. Sevmeyeniniz de vardır. Bu
Evet, bir yemek pişmezse olmaz. Ben de o yemeği, tencere yemeğimi pişireceğim. Bir yere de gitsem, şöyle tahtanın üstüne koyuyorum. O şey yaparım ben, şöyle küçük küçük doğrarım. Salsın kendini. Görüşürüz. Evet. Hazırladım da bir taraftan da şey yapıyorum. Sari'ye sordum yiyeceğim mi diye. Yok, bana şehriye, her şehriye bir çorbası yap dedi. Onu attım şimdi. Pişmek üzere. Şimdi bir tane kuru soğan yeterli. Kızıma çorbası pişmek üzere. Şimdi onu kaseye koyarım. Canı çekmiş. Sanki hiç yemiyor şehriye çorbası. Benim kızım hele. Of of. Pirinç pilavı, şehriye çorbası, makarna, patates kızartması bizim çocuklarda. En çok sevdikleri poğaça, kek. Annesiyle yapıyorlar kekle poğaçayı. Akşamları giriyorlar mutfağa, ben Yusuf'a bakıyorum. Bir dakika sonra güzel kavururum. Salçasıyla. Kızdım ortamda. Mercimek daha haşlanmadı. İki dakika daha istiyor. Mesela şunu keserim. Gümüş tahtanın üstünde. Erişte makarnam olsaydı ondan koyuyorum. Olmayınca da şey yapıyor, böyle hamur oluyor. Üstüne de un atacağım bunu. Burada kurur gibi olsun. Şöyle ince ince. Adet yerine bulsun. Koymasam da olur ama güzel oluyor. Aldım valla. Şöyle. İkiye böleyim bunları. Yapışması. Buzluktan çıktı ya. Geçen mantıdan kaldı. Ucundan ayırdıklarım. Dedim otopak. Kesin. Yeşil mercimeğe. Hemen yapıştılar. İşe yarar yeşil mercimekte. Uzun olanları ikiye bölerim. Şimdi bazıları uzun ya. İşte uyduruyorum. Ne yapayım? Şey aşağıya kim gidecek? Erişte makarna alacak. Çok
Çok da bir şey değil zaten için atacağım. Şey, incecik de yapsan olur. Daha güzel olur. Piştiği zaman kalın olması. Yani buna yerleneceği kadar o da haşlanıyor zaten. Bazılarını kalın yapmışım. Yapışacak diye korktum. Şey yapıyordum bunun. Bir tane çalıştığım bayan vardı, yaşlı olan. Bir teyzemi sevdi. Hemen bir avuç un yapardı. Yeşil mercimeği. Hamurunu böyle 2 dakikada yapardı. Erişte derdi yoksa evde böyle yapacaksın. Hem de 80 yaşındaydı biliyor musunuz? Yarışıyordu resmen benimle. Hamurlu olur işte. Tamamdır bu işlemde şu pivotumu çekeyim. Şurada bir süzüyorum ben. Şöyle göstereyim de. Az bir şey hamur olsun yeter. Çok yapmıyorum ben de şehriye çorbama. Bu bir ışınlama normallik var. Nerede normallik var tam bilemedim. Sadece çorbasını koyuyorum. İki tabaklık yapıyoruz. Taze taze. Çocuk bıkmasın. Yarın da ye, öbür gün de ye gibi olmasın. İsterse 2 tabak çıkar. Altına da hemen buz kabımı. Hop. Sosunu. Yine yansın. Vallahi öksürürken kapattım. Benim hiç öksürüğümü dinletmeyin kimseye. Olsun bu. Bayağı da çok olmuş ama seviyorum ben ya ekmeksiz böyle kaşıkla gitsin yemeği zaten. İyicene soğanın kavrulsun. Böyle şey olmasın. Az bir şey olmasın. Bugün de yeşil mercimek.
Yapacak bir şey yok. Ne açarım, makinede doldu. Bakarım ya, tencereye çok gelirse ayırırım yine. Haşlanmış ayrılmış olur. Bir şey olmaz. Evet, çok gelmedi. Valla kıvamı iyi böyle. Şöyle kıvamı bana iyi geldi. Üstüne fıkırdadım mı, hamurunu dağıttım mı? Al sana bir tencere yemek işte. Git gel ye. Allah bereketini versin. Şöyle hamurlarım da fena olmadı ha. Dönme, tribot. Şöyle hamurları atarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kızımın yemeğini vereyim. Ondan sonra oğluma bakayım ne hazırlayacağım. Meyve. Püresi mi yapsam, ne yapsam, çorbadan yer mi bilemedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.